Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'de başvurular konusunu ele alacağız. Başvurular kendi içerisinde 3'e ayrılır. Bunlar göreceli başvurular, mutlak başvurular ve karma başvurulardır. Öncelikle göreceli başvurulardan başlayalım. Ekranda görmüş olduğunuz 8 tane öğrencinin birinci vize ve ikinci vize sonuçları yazdırılmıştır. Örnek olarak şu an üzerine tıklamış olduğum hücreye Oktay isimli öğrencinin birinci vize ve ikinci vizesinin ortalamasını aldıralım. Her bir sınavın sonuca katkısının yüzde otuz olduğunu düşünelim. Hücreyi tıkladıktan sonra eşittir işaretini yazarız. Daha sonra ilk öğrencinin birinci vize sonucunun olduğu hücrenin üzerine tıklarız. Ve bu değerin yüzde almak istediğimiz için çarpı 0.30 yazarız. Artı ikinci değerinde %30'unu almak istediğimiz için çarpı 0.30 yazabiliriz. Enter'e bastığımızda bu işlemlerin sonucunun hesaplanması gerekir. Görmüş olduğunuz gibi bu öğrencinin yıl sonu notuna birinci ve ikinci vizelerinin toplam katkısı 38.4'dür. Bu işlemi yaptıktan sonra her bir öğrenci için bu işlemleri tek tek elle yazmak yerine işlemi yapmış olduğumuz hücrenin köşesindeki kısmını tutarak aşağı doğru sürükleriz. Bundan sonra arkadaşlar ilk işlem yaptığımız E5 hücresine baktığımızda C5 çarpı 0.30 ve D5 çarpı 0.30 değerlerini görmektesiniz. Bir alt hücreye geldiğinizde bu kez C6 çarpı 0.30 artı D6 çarpı 0.30 değerlerini görmektesiniz. Aşağı doğru devam ettiğinizde hücre sayılarının birer birer otomatik olarak değiştirildiğini görebilirsiniz. Bu şekilde birçok hücrede aynı işlemleri yaptırmak istediğimizde tek bir sefer bu formülü yazıp daha sonra aşağı doğru hücreyi kaydırmamız yeterlidir. İşte buna göreceli başvuru denilir. Biz bunu bu şekilde yapmasaydık da örnek olarak şöyle bir şey yapsaydık. Birinci vizenin yüzde otuzluk değerini buradan alsın. ikinci vizenin yüzde otuzluk değerini buradan alıp o şekilde bir işlem yapmasını isteseydik. Eşittir yazdıktan sonra birinci vize değeri çarpı C1 hücresi artı ikinci vize çarpı C2 hücresi dediğimizde az önceki yapmış olduğumuz hesaplamayı yine yapabilirdik. Fakat bunu aşağı doğru kaydırdığımızda arkadaşlar hatalı değerler karşımıza çıkacaktı. Çünkü buradaki C1 hücresi bir alttaki hücrede C2, bir alttaki hücrede C3 ile çarpılmış olacaktı ve aslında bizim yapmasını istemediğimiz bir işlemi Excel'den sonuç olarak almış olacaktık. Bunun için şunu yapmamız gerekir. Esasında sorunumuz C1 ve C2 hücrelerindeki değerleri buraya sabitlemediğimizden kaynaklanmaktadır. Yani öğrencilerin notlarının bulunduğu satırlar değişecek ama buradaki yüzde değerleri değişmeyecek. Dolayısıyla C1 ve C2 değerlerinin değişmemesini istiyorum. O halde C1 değerini seçtikten sonra F4 tuşuna bir sefer basarsanız C harfinin dolar işaretleri arasına alındığını görürsünüz. Ve yine formülde C2 değerini seçtiğinizde klavyeden F4 tuşuna basarsanız buradaki C değerinin de dolar işaretleri arasına alındığını görürsünüz. Daha sonra Enter tuşuna tıklayabilirsiniz. Bu aslında Excel'e bu formüllerin değerlerini aşağı kaydırma yaptığımızda da değiştirme demektir. Bundan sonra tekrardan aynı hücrenin alt kısmından tutup kaydırma işlemini yaptığımızda doğru değerlerin hesaplandığını görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi C1 ve C2 değerleri hiçbir hücrede değişmemiştir. İşte buna mutlak başvuru denir. Son olarak ekranda çalışanların haftalık çalışma saat süreleri ve birinci hafta ücretlendirmeleri ile ikinci hafta ücretlendirme değerleri görünmektedir. Yapmak istediğim şey aslında bir tane hücrede bir formül yazdıktan sonra kenarındaki tutamaçtan tutup sağ tarafa ve aşağı doğru bu hücreleri genişleterek otomatik olarak işlemleri yaptırmak. Öncelikle basit olarak ne yapacağımı düşünüyorum. Eşittir dedikten sonra C6 hücresini seçip bununla 18 değerini çarpmam benim için işlemlerin ilk aşamasıdır. 540 TL değerini buldum. Daha sonra bunu yana doğru kaydırdığımda göreceğiniz üzere normal şartlarda Oktay isimli çalışanın 30 çarpı 27'lik bir ücret alması gerekirken yani E2 ile C6'yı çarpmamız gerekirken gördüğünüz gibi biz hiçbir şey yapmadan sağa doğru kaydırdığımızda E2 ile D6'yı çarptı. Dolayısıyla aslında ben ücret değerlerinin yana doğru bir kademe değişmesini istiyorum ve saat değerlerinin de sadece aşağı doğru değişmesini istiyorum. Yani ikinci haftada gördüğünüz gibi ücret değeri olarak 27 TL alınırken saat değeri olarak 540 değeri alındı. Bu 540 değeri yerine yine 30 saat değerinin alınmasını istiyorum. Dolayısıyla hücreleri sağa doğru kaydırdığımda saat değerlerinin değişmemesini istiyorum. Bunun için birinci haftadaki sonuç değerimi tıkladıktan sonra formülde saat değerlerinin yazacağı C6 ifadesini seçiyorum ve F4 tuşuna 3 defa basıyorum. Gördüğünüz gibi dolar C6 gibi bir değer oluştu. Bundan sonra Enter'a tıklıyorum. Ve hücremi bir defa daha sağa kaydırıyorum. Sağa kaydırmadan önce isterseniz ikinci hafta hücresinin içeriğine bakalım. D6 çarpı E2. Ben aslında bunun C6 çarpı E2 olmasını istiyorum. Dolayısıyla yana kaydırdığımda Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 çarpı 27 değeri doğru bir şekilde hesaplanmış oldu. Fakat burada şöyle bir eksiklik var ki bu hücreleri aşağı doğru kaydırsaydım gördüğünüz gibi yanlış değerler ve hesaplanamayan bazı ifadeler karşımıza çıkacaktı. Bunun sebebi de aslında saatlik hücretin yazdığı D2 değerinin değişmesinden kaynaklanıyor. Örnek olarak Oktay isimli çalışanın ücretinin hesaplandığı hücrede D2 alınmışken bir alttaki Melih isimli çalışanın ücretinin hesaplandığı hücreye geldiğimizde D3 alınmış. Dolayısıyla hesap hatası aslında buradan kaynaklanıyor. Ve yine Gökhan isimli çalışanın ücretinin hesaplandığı hücrede de gördüğünüz gibi saat değeri olarak bu kısım alınmış. Dolayısıyla hata buradan kaynaklanmakta. Aynı şekilde okta isimli çalışandaki ilk başta formülü yazmaya başladığım hücreye geliyorum. Ve ücret değerini seçiyorum. İki defa F4 tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi D dolar 2 işareti oluşmuş oldu. Aslında bu da bu değeri aşağıya doğru değiştirme demektir. Dolayısıyla aşağı doğru hücreyi kaydırdığımda doğru değerlerin hesaplandığını görüyorum. O halde benim Oktay isimli çalışanın ücretinin hesaplandığı bu hücrem doğru şekillendirilmiş. Bunu bir defa yana doğru daha sonra da aşağı doğru kaydırdığımda bütün çalışanların birinci hafta ve ikinci hafta ücretleri doğru olarak hesaplanmış olur. Bu videomuzda göreceli başvurular, mutlak başvurular ve karma başvuruları ele aldık. Sorularınızı ve isteklerinizi yorum kısmına yazabilir veya muhendisakademi.tv.gmail.com e-posta adresine gönderebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve gelecek eğitim videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Ben Mehmet Öner Yelen, beni dinlediğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim.